Merhabalar efendim, Saşa Kafası'na hoş geldiniz. Ben Deniz Pilinçini, her zaman olduğu gibi. Bugün de muazzam bir bölüm bizi bekliyor. Çünkü bugün çok uzun zamandır konuk etmek istediğim biri benimle birlikte. Esasında isterseniz, hani konu ondan açılınca herkes biraz şaşırıyor. Çünkü ben Aleyna Tilki'nin annesini konuk edeceğim. Çoğu kişi bana dedi ki, neden Aleyna'yı konuk almadın, aklına o gelmedi mi? Geldi fakat çok samimi bir itiraf. Ben Aleyna'yı tabii ki severek takip ediyorum ama annesini daha çok merak ediyorum. Çünkü çok zor bir işle uğraştığını düşünüyorum. Bu kadar konuşulan bir genç kadının annesi olmak, arkasında durmak, çoğu zaman yanında durmak, onu korumak çok zor olsa gerek. O yüzden bugün Havva Öster bizle birlikte olacak. Havva bu arada ayrıca kendi de müzik sektörüne girdi biliyorsunuz. Müzikal anlamda da adımlar atıyor. O yüzden onunla sohbet etmek çok keyifli olacak. Konumuz susmak. O yüzden girişte bugün biraz fazla konuştum. Bölüm içinde inşallah daha az konuşmayı umuyorum. Peki gelelim masanın önünde bugün bana eşlik edenlere. Bugün çok havalı biri var. Çünkü şöyle göstereceğim. Şişenin farkında mısınız? Yani esasında bu bir saç bakım ürünü. Bana sorsanız bambaşka bir ambalaj söz konusu. Çok keyifli. Hani sırf dursun diye şişeyi almak isteyeceğiniz cinsten. Hikayesi de şu. 3 ayda bir yapılan bir bakım bu. Yani 3 ayda bir yapıldıktan sonra o kadar süre boyunca saçı koruyor. Saç da biraz düzleşmeye de sebebiyet veriyor. Uzun lafın kısası saç hücresiyle oynuyor. Yani saçlarınızın DNA'sını değiştirmek, baştan aşağı tekrar bebek saçı çıkarmak isterseniz bu arkadaşı edinmenizde fayda var. Annem şişeyi görünce bayılacak. Ayrıca bir tane bir şey daha var, onu da araya sıkıştırmak istiyorum. Bu da görülüyor değil mi iyice? Bu da saçı dökülenler için efendim bir yağ. Her gün yapıyorsunuz. Yağ dediğime bakmayın. Damla halinde. Bunu da her gün saçınıza damlatıyorsunuz. Ben kullanmaya başladım ve hakikaten bu bebek saçı lafı bir komik ama buradan yeni saçlar çıkmaya başladı. 3 ay düzenli kullandığınızda ciddi sonuçları var. Evet, arkadaşları da tanıttığımıza göre Havva da geldi, bizi bekliyor. Yanına gidelim. Saça kafası başlasın. İyi bakın kendinize. Merhabalar efendim, Saşa Kafası'ndasınız. Ben Deniz Pelinçin'i. Demin daha havalı bir giriş yapmıştım ama teknik imkansızlıklardan ötürü bununla idare edeceksiniz. Bugün çok acayip bir program olacak, garantisini veriyorum. Çünkü benim çok merak ettiğim, çok uzun zamandır konuk etmek istediğim, yani sohbet etmek istediğim, röportaj yapmak istediğim, tanımak istediğim bir kadın bizimle birlikte. Hemen hiç uzatmayayım, Havva Öster bizimle birlikte. Havva Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok iyi gördüm sizi. Öncelikle hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Umarım istediğiniz gibi olur her şey. İnşallah. Sizden sene doğru geçeceğiz ama sonra değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Tamam. Şimdi ben anons ederken Havva Öster olarak anons ettim. Zaten bu isimle de yani biliniyorsunuz, isminiz bu. Ama tabii ki o herkesin beklediği ve belki de bu videoyu bir takım manşetlerden mütevellit şu an bizim bu röportajımızda. Aleyna Tilki'nin annesi. Aleyna Tilki'nin annesi. Hatta o sevdiğim şekilde de söyleyeyim mi? Tilkilerin annesi. Tilkilerin annesi. Oradan başlayalım. Tabii sonra ki. Konumuza da geçeriz ama. Hadi oradan başlayalım. Instagram'da Tilkilerin annesi yazıyor. Evet. Info'da. Çok hoşuma gitti. Yani ben gülümsedim böyle. Yazarkenki hissiyatı merak ediyorum o açıklamanın. Şöyle birçok profilimde kendimi tanıtırken hani kendinizle ilgili fikirlerinizi yani insanlara tanıtın. Kısaca sadece insan yazarım. Ve anne olduğumu ve güçlü iki kız çocuğuna sahip olduğumu belirtmek için de Tilkilerin annesi diye not düştüm. Çok kısa, kısa. Öz. Ve çok açıklayıcı. Anlayana da tabii ki anlayana. Gayet güzel bir mesaj veriyor. Ben gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Peki şimdi Havva Hanım. Havva diyeceğim ayol. Yarısında tamam. Yine hanıma dönerim ben ama. Bizim programda şöyle bir şey yapıyoruz. Yani her konukla bir konu, daha doğrusu bir kelimeden yola çıkarak sohbetimizi öyle şekillendirmeye gayret ediyoruz. Ama konu zaten böyle kendi yolunu buluyor. Bugün önüme not almışım. Biz ekipçe sizle. Susmayı konuşmak istemişiz. Tam benlik bir konu. Oldu değil mi? Güzel. Evet. Çok güzel oldum. Ben hemen demişim ki susmak sana ne ifade ediyor? Ne hissettiriyor? Susmayı, susma kelimesi. Buna çok uzun bir cevap veririm. Buyursunlar. Susmak. Sanırım mükemmel bir annenin kızıyım bu arada. Yani bir oğlak kadını, bir annenin kızıyım. Ona karşı hep
mükemmel olmak zorundasınız, mükemmel görünmek zorundasınız. Ve o anlamda hep bir susuyorsunuz. Çünkü kendinizi beğendirme çabanız var. Zor bir şey bu. Sanırım bu 40'lı yaşlarıma kadar da o kendimi beğendirme çabasını sürekli vermişim. Bu sadece anneme karşı değil ama onunla başlayan, susarak onunla başlayan, sonra iyi bir eş, iyi bir gelin olmak için susmak, iyi bir eş olabilmek için susmak, iyi bir anne olabilmek için de bazen ve hele şu anda şu dönemde bulunduğumuz sektörden dolayı susmak. Sürekli susmak. Yani kısaca hayatımı 40 yaşına kadar susarak geçirmiş bir kadınım ben. Ama bu demek değildir ki hani hakkımı aramam gerektiği zaman arayamam demek değil kesinlikle. Çok ölçülü bir şekilde susarak cevabımı veriyorum. Bir sessizlik oldu kedetlisiniz. Evet. İkinci soruda çünkü demişim ki hakikaten hakkını aramak ile aran nasıldır? Şimdi susmaya verdiğin cevaptan şunu bir sormak istiyorum. Şimdi anne, otoriter bir anne, mükemmelliyetçi bir anne anladığım kadarıyla. Şimdi öyle bir anneye kendini sevdirmek, kendini beğendirmek yani onun kafasındaki hayale oturabilmek adına susan bir kız çocuğu var anladığım kadarıyla değil mi? Bu... biraz da şey veriyor mu yani kendin gibi olamama hali yani susmak çünkü eğer kendim gibi davranırsam beni sevmez beni beğenmez zi de getiriyor mu aynı anda? Ya bu var bu sanırım benim karakterimle geçmiş aynı şey benim kızlarımda da oluştu. Kendilerini bana beğendirmek için bir dönem bir çabaları vardı yani aynı şeyi benim kızlarım da yaşadı sanırım böyle sirayet ediyor. Aynen öyle. Bunu çocuklarım da itiraf etti. Yani her şeyden önce, herkesten önce senin beğenin bizim için çok önemli. Maalesef kendi yaşadığım şeyi çocuklarıma da yapmışım fark etmeden. Fark ettiğim anda da dur dedim yani bu, kendime. Mesela bu o kadar kıymetli ki bu söylediğiniz şey. Yani izleyen çok annenin de izlediğini düşünüyorum şu an. Evet. Gerçekten çok önemli. Bunu fark edip ve ondan sonra kızlarınızla ilişkinizi buna göre evirmek. Bence çok muazzam bir şey söylüyor burada. Bunu ne olur not alın. Peki hakkını arama meselesinde de demişim ki bunu böyle kalın da yazmışım. Özellikle şu an içinde bulunduğu sektör ve pozisyon. Yani Aleyna Tilki'nin annesi olmak gerçekten böyle ateşten gömlek gibi bir şey çok olsa zor. Gerek. Şöyle omuzlarımda gerçekten çok büyük bir yük var. Bir kere hani Aleyna Tilki, Aleyna evdeki kızım. Kızınız evet. O çok başka. Bir de bir marka var Aleyna Tilki çok markası. Çok büyük bir marka benim. Ve siz de bu markayı temsil ediyorsunuz. Yani bunun sorumluluğu gerçekten çok büyük ve ağır. O yük hep omuzlarımda. Yani şunu söylersem ne olur? Ne söylerler? Aleyna'ya nasıl bir zarar veririm? Tabii ki Aleyna ile ilgili olumsuz bir şeyler duyduğumda ve gördüğümde bu sefer hani annesin sen. Yani evet profesyonel düşünemiyorum. O zaman devreye tırnaklarım çıkıyor. Çıkıyor mu? Yani hani ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Ya çıkıyor ama çok ölçülü. Evet. Çok ölçülü. Hani ucu Aleyna'yı gidip rahatsız edecek şekilde kesinlikle değil. Ama mutlaka ve mutlaka bir yerde onlar kadar profesyonel düşünemeyebiliyorum. Çünkü bu çok ağır bir şey. Yani annesiniz ve bir anda sizin dünyaya getirdiğiniz, çok özenle yetiştirdiğiniz bir varlığa bir saldırı. Açık yani böyle sanki hani atış alanı açık bir yerde o yavrunuzu bırakıyorsunuz. Kesinlikle öyle yani açık hedef. Ben öyle hedef, diyorum evet. Aleyna'ya her zaman şimdi sen açık bir hedefsin ve her an... Her türlü saldırıya maalesef maruz kalıyorsun. Dolayısıyla bu gibi durumlarda onu koruyamama endişesi gerçekten beni çok yıpratıyor. İnsanın uykusu kaçar ayol hakikaten. Uykumun kaçtığı dönemler oldu. Ama şey yani belirli bir dönemden sonra da sektörün amaç ve gaye. Şimdi ben her zaman şöyle bir örnek veriyorum magazinle ilgili. Yolda yürüyorum beni bir köpek ısırdı. Gayet doğal bir durum bu. Ama benim
köpeğe ısındırma yazmaları lazım ki haber değeri olsun. Yani o mantık evet yani köpek insan köpeği ısırırsa haberdir. Bu evet verilir bu örnek. Aynen ama hani söz konusu magazin olduğunda evet. Ve Aleyna gibi bir isim söz konusu hı-hı. olduğunda hani işte ne bileyim ben gözünün üstünde Aleyna kaşı var. Yani, Aleyna köpeği ısırdı diye yazmaları hani, lazım ama hani, halbuki her köpek... şeyi haber olabiliyor. Aynen öyle. Peki alıştınız mı yani kaç senedir bu kadar ünlü Aleyna şimdi matematik yaparsak? Kaç senedir şimdi, bu kadar? Şimdi Aleyna şey? Aslında çocukluğundan beri sektörün içinde bu bilinmeyen taraf. Ha. Evet. Aynen öyle ama 14 yaş yeteneksizsiniz de beraber evet. tamamen gündeme. Onu çok net anımsıyorum. Aynen öyle. Evet. Şöyle de bir gerçek var, Yeteneksizsiniz'e katıldığında aslında bizim Aleyna'nın şarkı söylemekten ziyade Aleyna yazan bir çocuk. Yani. Aynen öyle, iki tane kitap bitirmiştik. Kafamızda şu var, oraya çıkalım, ya Sarışın çok güzel bir kız evet. vardı, çok güzel şarkı söyledi. Onun kitapları çıkmış. Bu yüzden mi katıldınız? Oo. Başlangıcımız, serüvenimiz böyle aslında. Yani kitapları tanınacaktı. Hani o güzel bir anı olacaktı. Evet. Derken... Yani müzik çok sonra. Hani müziği şöyle düşünüyorduk biz. Aleyna psikoloji okumayı düşünüyor. Psikoloji de şöyle. Parapsikoloji ve müzikle tedavi. Aleyna müziği sadece hastalarını tedavi etme amacıyla kullanmaya kendini hedeflemiş bir çocuktu. Peki... Tam da buraya zaten bu hikayenin böyle şaşırtıcı bir, böyle mucizevi şaşırtıcı bir dokunuş olduğundan eminim. Evet. Peki katıldı 14 yaşında ve ondan sonra yarışma biter bitmez mi bu serüven bir anda her şey değişti? Nasıl ilerledi? Şimdi ben eğitime biraz fazlasıyla bir eğitimci olarak evet. eğitime çok önem verdiğim için Aleyna da kendisi için aynı şeyi istiyor. Hani bölünmek istemiyorum. Okulumu aynı bitirmek şekilde, istiyorum. Aynı şekilde ben de bölünmesini istemiyorum. Ama öyle bir şey ki inanılmaz derecede bir ses getirdi. Dolayısıyla evet. hani 2 yıl bekleyebildik. 16'yı bekleyebildik. Yani 16'yı bekleyebildik. Hani lisenin bitme dönemlerine hı hı. yakın. Ne yapalım? Şöyle bir söz aldım ondan. Hem eğitimini tamamlayacak, bana o diplomayı vereceksin, hı hı. hem de bu işi yapacaksın ve bu işi de yaparken en profesyonel şekilde sonuna kadar senin arkandayım. Ne yapılması gerekiyorsa da senin için yapacağım dedik ve yola çıktık. Peki şimdi, iyi ki çıktınız. Ben evet. kendi adıma çok mutluyum. Yani ben çok özel olduğunu düşünüyorum. Yani hı hı. Sizin ailenin bu arada, Aleyna evet ama siz ailecik bence çok özel bir ailesiniz. Çok teşekkür ederim. Zor bir yola çıktınız. Şimdi bu çok ama çok, ben bu kadar zor olduğunu bilmiyorum. Bunu soracaktım. Bu kadar hani bu kadar ne bileyim ben taşlanmak doğru tabir değil de eleştirilmek olabilir. Belki de hırpalanmak daha belki doğru. Hırpalanmak olabilir. Böyle zorlu bir yol olacağını düşünmüş müydünüz çıkarken? Asla. Bu konuda da açıklama yapmak istiyorum. Aleyna ilk şarkısı çıktığında yani tabii ki böyle bir patlama hiçbirimiz beklemiyorduk açıkçası. Yani böyle bir şeyi beklemiyorduk. Yavaş yavaş hani kariyerinde ilerleyecek diye bir düşüncem vardı açıkçası. Ama bir anda patlayınca konserler vesaire o ara Emrah Karaduman'la beraber bir featuring çalışma yapmıştı. İşte konserimiz var deniliyor bize. Açıkçası... konser alanını araştırmam gerekiyor, nerede konser veriliyor. O konseptlerle alakalı o kadar yabancıyız ki sektöre. Bize konser var deniliyor, okey. Tamam. İşte Aleyna şu saatte olacak ama tabii ki pamuklara sarıyoruz. Kızımızı aileyle beraber götürüyoruz. Birinde bir barda çok konu olmuştu. Hatırlıyor evet, musunuz duydum. Bilmiyorum. Açıkçası duydum yani. Hani, evet. Evet. 16 yaşında olduğu 16 dönem. Yaşında. Yani orada şarkı söyleyemezi bilmiyorum bu arada. Konuya hiç vakıf değilim konuyla alakalı. Ve gittiğimiz mekanda nasıl bir konsept olduğuyla alakalı da hiçbir fikre sahip değilim. Gittik. Şöyle bir şey denildi. Arkada dansçılar olacak. Biz dedik biz hani bilmiyoruz sizin konseptinizle alakalı herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Tek başına sahnesini götürebilir diyerek sahneye çıktı Aleyna. Ve kesinlikle dansçı istemediğimizi de özellikle belirttik. Buna rağmen şarkının yarısında arkadan dansçılar geldi. Hani ben
kurnazlık yani şey olmuş biraz. Aynen hani, öyle. Yani alınması gereken malzemeyi alabilmeleri için sanırım hazırlanmış bir çalışmaydı bu. Çok büyük bir olay oldu. İşte, 16 yaşında kız ne işi var orada falan gibi mi oldu? Aynen öyle. Tamam. Ve gerçekten oradaki o konseptten hiç haberim yok benim. Yani yadırgamıyorum asla. Biz gidiyoruz sonuçta o tür yerlere eğlenmeye. Bu yanlış anlaşılmasın. Ama tabii ki o dönem bu konuyla alakalı benim üzerime özellikle çok fazla gelindiği için o benim içimde bir ufuk kaldı, açıklamak istiyorum. Hep bu konuda da susmuş muydunuz efendim Sustum. Bugüne kadar? Sustum. Bu özellikle o zaman benim için zaten buraya yazmışım. Evet. Bugün sizin susmama gününüz diye. Ben çok sustum. Yani birçok konuda çok sustum. Sosyal Aile Bakanlığı benim şerime geldi. O neden? Alena'yı alacaklardı. Bu olan bitenden dolayı aile çocuğunu kullanıyor diye bir olay vardı. Yani kadının bir işi yok mu, babasının bir işi yok mu, çocuğu hani çalıştırıp onun üzerinden bir gelir mi? Bu arada ekonomik durumu oldukça iyi. Yıllardır aile şirketi, ailemle beraber ortak bir şirkette çalışıyorum. Öğrenci yurdu işletiyorum. Yani böyle bir şey. Öğrenci yurdunu Alena ünlü olmadan önce de sahip olduğunuz 2007'den bir beri. Tamam. Hani bunu da özellikle burada 2000, da sus. 2007'den beri. Hatta şöyle 2005'te bir hastane açtık biz önce. Hı hı. Rahmetli kardeşim bitkisel hayata girmişti. Onun gibi hastalar için özellikle bakımı çok zor olduğu için yani makineye bağlı olduğu için Türkiye'de çok büyük bir eksiklik olduğunu düşünerek biz önce bir hastane açtık. Ama 55 yaş altında hasta hastaneye alamayacağımızı belirttiler. Hastane bitti. Bütün tamam. hazırlıklarımız, doktorumuz, hekimimiz, yurt dışından her şeyimiz geldi ama biz hastaneye ruhsat alamadık 2 yıl boyunca. Ruhsat alamayınca da 2007'de kız öğrenci yurtlarına çevirdik biz oraları. 3 tane şube açtık. Bunu özellikle detaylı sormamın sebebi araştırma yaparken sizinle ilgili şöyle şeyler oluyor. Denk geldim. Bir yerde müdürdüm. Bir ikisine de gülerek not aldım. Aynen. Alena Tilki'nin annesinin Alena Tilki sayesinde yurt sahibi olması diye bir mesela böyle bir forum ya gördüm. Ya olabilirdi de olabilirdi aslında ama hiç yani. Böyle bir şey olmadı açıkçası. Bari burada hani tık anlatalım ki en azından bir daha haber yaparken buradan bakarak yaparsanız. Yani beni tanıtırken özellikle benimle ilgili açıklamalarda işte Alena Tilki'nin annesi önceden bir yerde müdürdü. Sonra Alena ona yurt açtı. Öyle bir şey yok. Yurdu annem açtı. Yazın bunu. Böylece artık referans verirseniz de. Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Alena ailesine çok destek veren, her konuda, her anlamda desteğini bizden esirgemeyen doğal bir aileyiz sonuçta. Keza ben ona, o bana. Birbirimize peki, tabii ki destek şimdi veriyoruz. Burada bunu çok iyi ifade, yani çok mutlu oldum bu arada bu açığa kavuştuğu için. Çünkü çok abuk sabuk linkleri geçmek zorunda kaldım soruları hazırlarken. Oh. Peki şimdi bu bardaki o 2000, yani 16 yaşındaki hikaye sizi hakikaten anladığım kadarıyla içinizde bir ukdeymiş ki ilk bunu konuşuyoruz. Anlıyorum. Peki şimdi aradan orada tabii herhalde geldiler baktılar aa bir problem yok dedi gitti sağlık başa. Bakanlık. İş sahibi bir kadın. Kendi işinde gücünde. Asla hani buna ihtiyacı olmayacak bir kadın. Biraz da sohbet ettik. Kahve içip gittiler anladım. Kahve içip kahveyle gittiler beraber. Ve çok üzüldüler. Doğal olarak yani insan çok tabii. Çok üzüldüler. Yani böyle şeylere maruz kaldığımız için gerçekten çok üzüldüler. Peki oradan bayağı da bir vakit geçti şimdi. Tabii. Şunu merak ediyorum. Daha dün bugün yani gün geçmiyor ki onun hakkında bir haber görmeyelim okey ama mesela bazen hani kendim de sinirleniyorum. İşte kıyafetiyle ilgili bir şey oluyor. Yok işte onu dedi. 2 gün önce yani sizle konuştuktan sonra ben bu soruları hazırlarken hatta önüme düştü. Kıyafetiyle alakalı bir şey vardı. Ben bu konuda da bir şey söylemek istiyorum. Buyurun tabii ki. Ben Karadenizli bir anneyim. Biliyorum. Tabii ki Alena'nın her yaptığı şeyi desteklediğim anlamına gelmiyor. Ama Alena kendi kariyerini o kadar güzel kontrol ediyor ve ilerletiyor ki bu anlamda onun kendi enlerini yaşatabilmesi için ve kendini yaşatabilmesi için o profesyonel dünyaya çok fazla parmağımı dokundurmamaya özen gösteriyorum. Çünkü o onun dünyası. Kişiliklerine anladığım kadarıyla. Muazzam bir kız çocuğuna sahibim ben. Çok şanslı bir anneyim. Çok o kadar güzel anlatıyorsunuz ki durdum. İnşallah ikisiyle de çok tanışmak isterim. İnşallah. Ama benim özellikle sizin hani konuk olmanız beni en çok heyecanlandıran şeydi. Çok teşekkür ederim. Çünkü diyorum ya
tanınmanız gerektiğini, insanların sizi bilmesi gerektiğine çok inanıyorum. Yani bir Aleyna Tilki'nin annesi olarak yargılıyoruz, kızıyoruz, bazen kıskanıyoruz. Yahu neler diyoruz ama bir de hani Havva var ortada, tanımamız gereken. O yüzden şöyle yazmışım. Demişim ki sizle telefonda konuştuk. Dediniz ki bana üzerime yapışan bir etiket var. Evet. Ve ben hani bu etiketin esasını artık yırtıp altındaki gerçeği göstermek istiyorum. Ben de şöyle not almışım aynen. Sen nasıl birisin? Yani basın seni nasıl resmediyor bizim gözümüzde ama esasında görmediğimiz tarafta ne var? Ya nasıl basında bir ben bir anneyim olması gerektiği ama gibi. Ama mesela hırslı, fazla hırslı bir kadın var hırslı basında. Hırslı bir kadın değilim. Mesela. Asla değilim. Yani yapmak istedim, bugüne kadar yapmak isteyip de yapamadığım hiçbir şey yok bu arada. Her zaman şunu işte Aleyna bir şeyler yapıyor ve ondan yararlanmaya çalışan bir anne profili çizilse de ben yapmak istediğim şeyi, istediğim zamanda yapmak istiyorum sadece. Ben çok erken yaşta anne oldum. Antalya'da yeteneksizsiniz yarışması var. Ben Konya'da oturuyorum o zaman. 19 yaşındayım ve Aleyna'ya, yok pardon, 21 yaşındayım. Aleyna'yı dünyaya getirdim. Oh. Eşim şey dedi, ya dedi, yeteneksizsine katılmak ister misin dedi bana. Durdum. Ya bu yaştan sonra bu cümleyi kullandım. 21 yaşındayım yani. Şaka. Buna eşim de destek veriyor, onu yapmamı istiyor. Hadi çünkü diyor. Ben evde şey, elinde mikrofonla 7-24 şarkı söyleyen bir kadın var evde çünkü. Aşk benim için şarkı söylemek. Ama diyeceksiniz ki bunu yapmak istediniz mi? Yani çıkıp... Niye katılmadınız? Hani? Niye katılmadım? Dünyaya bir kız çocuğu dünyaya getirdim. O zaman da Aleyna herhalde bir yaşında. Bir yaşında. Yani bu duyguyu size tarif etmek ne sizin hayaliniz, ne sizin o şarkı söyleme hevesiniz. Hiçbir şeyi gözünüz görmüyor ki. Önümde çok güzel bir yetenek var zaten. Ben onu işlemeye kendimi adadım. Yani annelik, tercihimi, evet. Annelikten yana kullanmak. Aynen sadece. Öyle. Daha donanımlı, daha güzel çocuklar yetiştirmek için bir mücadeleye girdim. Yani kendi, bu bir hayal değildi. Hayalim 8 yaşındaydı. Benim 8 yaşında o hayalim bitti. Neden? Bunun da bir anısı var. Neden? Yani anlatayım. 8 yaşına kadar hayaliniz sahnede olmak, star olmak. Evet. Sonra ne oldu? Şöyle, bir tane evde teybimiz vardı tamam. bizim. Sürekli boş kasetler alıp, o iki tane düğmesine basıp şarkılar söyleyen bir kız çocuğu var evde. Çünkü baba saz elinde şarkılar söylüyor, halalar şarkılar. Ben zaten böyle müziğin bir... içinde yaşıyorsunuz. Aynen öyle. Bir gün dayım geldi bana. Askere gidecekti Kıbrıs'a. Benim de o teybim bozuldu. Kaydetmiyor artık. Tamam. Çok üzülüyorum. Bu arada kasetler doldurup doldurup arkadaşlarıma, çevreme, herkese de dağıtıyorum o kasetleri. Dayıma dedim, böyle böyle dayıcım dedim, ya bozuldu artık şarkı söyleyemiyorum. Bana şey dedi, Zeki Müren'in dedi birkaç tane eseri var dedi. Onları ezberle, ben sana, Boltmanlar yeni yeni çıkmış böyle küçük. Kıbrıs'a gidiyorum askere, gelirken sana oradan Boltman getireceğim dedi. Hem böyle küçük, istediğin zaman sesini kaydedebilirsin. Ben Zeki Müren'in bütün şarkılarını ezberledim. Hevesle. 2 yıl boyunca askerlik süresi. Ben de dayımla beraber askerlik yaptım. Neyse geldi. Dayıcım şarkıları ezberledim ama ben dedim tamamını ezberledim. Bütün eserlerini ezberledim Zeki Müren'in. Tabii söyledim falan birkaç tane eserini de. Dayıma bakıyorum yani söyleyemiyorum. Hani aldın mı? Unutmuş mu? Nerede? Ama unutmuş. Almamış. Benim orada o hayalim bitti. Ama bir yahu. o hayalim işte o zamanlar herhalde 10 yaşlarında falandım işte. Küstünüz şekilde. Yani oluyor. Evet yani artık hiçbir şey yapamayacağımı. Ve şarkı ezber. Düşünün Zeki Müren'in binlerce eseri var. Ve ben hepsini o gelinceye kadar ezberledim. Yani o kadar enteresan bir şey anlatıyorsunuz ki yani o unuttuğu için dayınız esasında siz böyle bir yani yolun yani böyle gidiyor hayat mesela bir şey tuttum. Mesela şu an şarkı okuyorum. İnsanların da dikkatini çekiyor. Önümde hep bir şey vardı. Şarkı sözlerine oradan bakarım. Asla bir şarkıyı ezberlemiyorum. Bu yüzden. Evet.
O bir travma bende. Bu ama hakikaten yani bu böyle bir travma bir... Yani ondan sonra bitti benim hayalim. Hala ezber... Kadar. Çünkü evet bak doğru hala kağıtta. Kendi şarkı... Biraz ya, o şarkının var. Sözlerinde bu, hayır. Ben o şarkının sözlerini bilsem de... Evet. Asla ondan bağımsız, oraya bakmadan o şarkının sözlerini okumuyorum. Şarkı çıkardım. Asla çıkıp sahnede onun sözlerine bakmadan onu okuyamam. İnan, bunun altında hafiften bir inat. Bunun altında travma var. İnan. Çok ağır da bir travma evet. O zaman. Dayınız, sonra hiç konuştunuz mu konuştum, peki? Konuştum. Bayramda ziyaretine gitmiştim. Ah, dedim ne ki, dedin? Dayıcığım böyle böyle bir durum var. Dayım Boltman'ımı aldı bu arada. Kaç sene sonra teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. 2 yıl önce aldı. Ay. Çok üzüldü. Çok üzülür insan. Çok insan üzüldü. Ben böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum dedi. Yani haberi olsa insanın bu evet, travma çok büyük. Boltman'ımı aldı geldi bana. Kıyamam 2 yıl yani. Sonra da oldu. Valla evet. Dayınız için hakikaten üzüldüm. Çünkü çok ben de çok üzüldüm. Fena. Peki orada o hayal, o 8 yaşındaki travmayla çok enteresan kapanıyor. Aleyna doğdu. Yeteneksizsinize, hayır ben çocuğuma bakacağım. Hı hı. Ve sonra seneler sonra o programa o kızım çocuk mı? Giriyor. Evet. Sonra da diyorsunuz ki filmler, bu filmlerin adı işte film ve hayat arasındaki evet. Bu çok yani resmen filmi olabilecek bir hikaye. Bunu kesinlikle. Yazıyor musunuz ya? Bunun kitabını falan yazsanız çok güzel hikaye ya. Yazdığım bir şeyler var. Olmalı bence. İleride bununla ilgili bir şey de çıkarmak istiyorum. Bence bu. Müziğe geleceğiz tabii. Hı hı. Şimdi ikinci klip yolda mı? Yolda. Ne zaman çekilecek? Çekildi mi? Nedir program? Bu hafta klibi çekiyorum. Süper. Şarkı bitti zaten. Hı hı. Çok güzel bir şarkı. Yine bir proje albümüne yapılmış bir şarkı. Hı hı. Yıldız Tilbe benim şarkısı. Allah. En sevdiğim yengeç burcu geldi vallahi billahi. Yıldız Tilbe. Kendisini de çok seviyorum çok enteresan, zaten. Çok tanımak istediğim biri. Hiç tanımıyorum ama çok isterim çok tanımak. Tatlı bir insan. Benim birkaç kere karşılıklı sohbet etme olasılığım oldu. Çok derin bir kadın kesinlikle. Peki şimdi müzik buraya kocaman müzik kariyer diye bir bölüm açmışım. Şimdi şurada yine tabii dönüp dolaşıp Aleyna kulaklarını çok çınlattık. Hakkını helal et ama o bölüme geliyoruz çünkü şimdi. Beni Aleyna yönlendirdi bu arada. Bunu, o istedi şarkı söylememi. Bunu bir an, bu hikaye o zaman ben hiç susayım ve anlatın. Çünkü gerçekten çok önemli buluyorum. Ya o da görüyor tabii ki benim aşkla şarkı söylediğimi. Hatta bazen söylemek ister, hayır anneciğim. Ben evimin mutfağında şarkı söylemekten inanılmaz derecede keyif alıyorum. Evimin salonunda. Bir de böyle mikrofonum bir şeylerim var işte. Alırım elime, kendimi kaydederim, sosyal medyaya atarım. Yani... İlla birileri muazzam bir şey yapıyorsun ya da çok kötü yapıyorsun diye değil. Ben kendim için. Kendin için, evet. Okay. Aynen öyle. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Gerçekten bu benim için bir hobi. Yani onu sahneye taşımak, daha profesyonel bir şekilde yapmak gibi bir düşünceye hiçbir zaman sahip olmadım. Şu anda da yok mu böyle bir düşünce? Ya şöyle, şarkı söyleyeceğim. Hı hı. Benden artık şarkı duyacaklar. Kendi şarkılarımı da yapabilirim bu arada. Birçok şarkım var. Binlerce şarkım var. Kendiniz yazdınız. Yazdığım, bestelediğim. Evet ben şarkı söyleyeceğim. Ama ben sahne kısmında yokum. Yani şu an için ya o benim hayalimde yok. Dedim ya o benim bir travmam var. Önüne kağıtları al. Ben oradan şarkı söyleyemem. Dayınızın da kulağı. Karşı dönüp dönüp dayınızın kulağını çalıyor. Yani o başka bir aura. Peki, ben, ama... ben star değilim. Ben star çocuklar dünyaya getirdim. Ben güzel şarkı söylüyorum sadece. Bana şey diyorlar, niye bu kadar bekledin? Hah. Keşke söyle. Şu evet, an ben evet. De bu işi yapıyorum. Yetenekler keşfedip onlara şarkı çıkartmasına yardımcı oluyorum. Aleyna'nın ününden yararlanarak mı böyle? Bu evet. Bu çok acı ama yani. Bu değil. Benim için doğru zaman buydu. Şimdi bunu yaptım ve bunun için de beni cesaretlendiren kısım. Doğru olur mu anneciğim? Senin kariyerine zarar verebilirim. Bu benim için çok önemli bir şey çünkü. Yani en son şey olabilir. Aleyna'nın kariyerine zarar verecek herhangi bir hamle, bir davranış. Yani onun asla. Sorumluluğu benim için çok... Ne dedi peki siz böyle deyince? Hani yavrum bak hani... Evet, bana kesinlikle söylemelisin. Bu şarkı Aleyna'ya geldi. Hani okumak istemeyeceğini biliyorum ama benim sesimden duyarsa okumak ister dedim. Hadi bakalım. Kaydettim. Londra'da o an. Dedim bak böyle böyle bir şarkı var.
Samsun Bey bunu bana attı. Aleyna'ya bunu dinletin. Bunu söylesin Aleyna dedim. Biliyorum söylemeyecek. Yani çok eminim ama yine de benim sesimden duyarsa belki kulağına söyler. Hoş gelir. Bak şarkı çok güzel. Şarkıyı işte bir tane uygulama var altında müzik. Hı hı. Üstüne ben de şey yaptım, okudum, gönderdim. Anne dedim muazzam okumuşsun. Çok güzel bir şarkı. Evet dedim bu şarkıyı okumalısın. Şarkı çok güzel. Yok dedi anne bu şarkıyı ben okumayacağım, sen okuyacaksın. Tüm bu hayallerin gerçek olacağını düşünüyorum. Ve böyle gerçekten bir film senaryosu, bir film izler gibi, bir hikaye dinler gibi dinledim. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Kapamadan önce hem size bir armağanım olacak ama armağandan önce şeyi de soracağım. Sizin yaşama planı, yani gelecek planınız tilkiler olarak hı hı. nedir? Yani mesela sanıyorum Ayça yurt dışında evet, liseyi bitiriyor şu an. Eğitim. Hı hı. Aleyna da yani nasıl biraz burada biraz orada mı? Nasıl bir biraz burada, yol çizdiniz? Biraz orada. Onu da bilelim. Yani şöyle kesinlikle Ayça'nın yurt dışında eğitim almasını istiyorum. Eğitimini tamamlamasını istiyorum. Hı hı. Bu benim için çok önemli. O zaten ana kuralımızdı. Ay, ana kuralımız o. Aynı şekilde Aleyna'nın da kesinlikle Türkiye'de değil, yurt dışında yaşamasını istiyorum. Aleyna'nın bir dünya starına olmaya doğru adım attığını, o yolda gittiğinizi hissediyor musunuz? Büyük bir adım attı ve içinde şu anda. Hı. Yani her ne kadar... farklı bir algı yaratılmaya çalışsa da Aleyna şu anda evet orada oynuyor. Bunu ve bu da... istediği şeyi başardığına da inanıyorum. O işin mutfağına girmek, yani o işin mutfağında ve o sektörde olan herkes evet bir Aleyna Tilki'den haberi var. Bizim için çok önemli. Peki Aleyna Tilki'nin dünya starı olmaya da, yolunda attığı hı-hı. bu adımların bizim memlekette tam olarak doğru anlaşılmadığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle peki? Doğru anlaşılmıyor. Hakkını mı yiyorlar yoksa anlamak mı istemiyorlar? Yani şöyle aslında herkes her şeyin bilincinde. Görüyorlar yani. Tabii ki. Ama dedim ya hani bazı kalıplar var ülkemizde. Hı-hı. Yani o kendi içinde aslında o kalıpların çok dışındadır insanlar. Ama karşı tarafa bunu iletirken... Anladım. Ama hep o kalıpların içinde. Yani o kalıpların çok dışında yaşayan insanlar. Yani şey mi, işlerine pek gelmiyor mu Aleyna'nın bu kadar büyük oynuyor olduğunu kabul etmek? Bence öyle. Çünkü zor. Biz hep yani... Ben halktan bahsediyorum. Tabii. Sektörden bahsetmiyorum. Yani dedim ki kalıplaşmış bir şey var. O kalıbın hep dışında gizli kapaklı bir yaşam var. Hı hı. Ama başkası bir şey yaptığı zaman acımasızca eleştirmek. Peki şunu da soracağım. Sektöre dair de bir şey sormak istiyorum. Hı-hı. Ben konuk ettiğim konuklarıma şöyle bir soru soruyorum. Bu sektörden arkadaşın var mı, eşin, yok. Dostun var mı diyorum. Şimdi hem size yok ve hem asla de olmayacak. Kızınızın da yok, sizin evet. de yok öyle mi? Neden yok. Asla olmayacak? Çok keskin söyledin. Yani çok güven vermiyor bana. Hani Aleyna'nın bir açıklaması var. Bunu geçen gün bir program kanalında da yönelttiler bana. Çok da net cevap veremedim. Çünkü muhatabı Aleyna. Bir açıklama yapsan ters kelepçe birçok insan içeriye alınır denildiği zaman Aleyna'nın bir tacize ya da başka bir şeye uğranıldığı düşünüldü. Öyle bir şey değil. Sektör. Esasında metafor kullanmayı çok seven bir ailesiniz. Hı-hı. O da biraz sıkıntı oluyor. Ben de hani onu söyleyeyim. Metafor, evet. benzetme fazla kullanıyorsunuz. Hı-hı. Ama hani sektörü kastetmiş Aleyna o açıklamasında. Buradan bence sektör olur. Ve sektör içinde dahil olan birilerinden. Kimseyle o zaman hani arkadaş ve yani tercih etmiyorum. Çok tatlı insanlar bu arada. Yani çevremde çok tatlı arkadaşlarım var. Ama bir yandan da Samsun Bey'in bir sözü var. Bunu söylemek istiyorum. Bir yere çok hızlı bir şekilde geldiğiniz anda... İniş. Hayır. Artık dostunuz yok. Ha ama çünkü... doğru olabilir. Evet. Samsun Demir'in bu arada kulakları çınlasın. Evet. Ben de tanışmıştım. Gerçekten artık dostunuz evet. yok yani. Niye böyle bir cümle kullanıyor acaba diye. O an çok üzülmüştüm. Doğru söyledim. Ama doğru söyledim. Şeyden olur. O şeydendir herhalde Mutlu. Çok hızlı çıkınca sizin hı-hı. paçanızdan tutup çekemedikleri için hı-hı. böyle bakınca da biraz evet. tatsız oluyor. Olabilir sanki. Olabilir.
Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hediye faslıma da geçeyim efendim. Yani bir kere ama tekrar çekmiş şu teşekkürü biraz uzatacağım. Çok teşekkürler çünkü benim için çok önemliydi. Yani Aleyna Tilki çok sevilen bir isim ama Aleyna Tilki'nin annesi. Çiziyoruz üstünü. Hava Öztel burada. Onu bizle paylaştığınız için. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. İlk defa böyle bir şeyi kabul ettim. Ben çok ve burada olmaktan gerçekten çok keyif aldım. Çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Biz de hepimiz bütün ekip olarak. İyi ki sizi tanıdım. Çok mutluyuz. Efendim benim hediye pastırmak için. Tamam. Şimdi ben de sizin gibi böyle çok kremdi, oydu buydu pek süren bir tip değilim. Hı-hı. Fakat saça dair özellikle saça kafasına başladığımdan beri ben de kullanmaya başlayınca şunu fark ettim. Yahu benim saçım ne kadar güzelmiş. Hı-hı. Bu enteresan bir şey. Burada yani ambalaj ve kutularla ilgili güzel şeyler söylüyorum. Bunu şöyle anlattılar bana. 3 ayda bir kere güzel bir şey söylüyorum. 3 ayda bir kullansak kafi. Yani bir tam kez kullanın. Evet, yani. Aynen. Her gün değil de 3 ayda bir. 3 ayda bir yap, koy kenara. 3 ay içinde de ne yapıyor diye sordum. Hani nedir etkisi? Eğer dalgalı saçlara sahipsek bunun düzleşmesine faydası olduğunu biliyorum. Onun dışında kimyasala tabi kalıyor ya saçlarımız. Evet. Yoruluyorlar. 3 ay sürecek bir bakım yapıyor. Yani bütün saç dokusunu yeniliyor ve güçlendiriyormuş. O yüzden siz de benim gibisiniz. Hani zırt pırt, her gün saçına başına maske yapmayan, işte bakım yapmayan biriyseniz bence muazzam bir şey. Bizim bunlar size hediyemiz olacak. Teşekkür ederim. Ama dediğim gibi baştan tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım gerçekten. Ben de inanılmaz keyif aldım. Yani kendimi ifade edebilmek benim için çok önemliydi. Dediğim gibi bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Evet. Kendimi yani Hava Öztel benim. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim Saşa Kafası'nda bugün benim için hakikaten çok önemli bir konu ağırladık. Çünkü hakkında çok şey bildiğimizi düşündüğümüz ama hiçbir şey bilmediğimiz bir kadındı. Kendini ifade etti, susmadı. O yüzden bu programdan böyle manşet alacağınız zaman, işte başlık çekeceğiniz zaman sizden hepinizden rica ediyorum ya da yorum yapacağınız zaman baştan sona hepsini izler ve ona göre yorum yaparsanız muazzam olur. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.